Selam canlarım, Ders Like YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2023 yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte filmsler konusunu işleyeceğiz. Süper notlarımız, harika soru çözümlerimiz olacak. Hazırsanız hemen fiil nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri, işleri, oluşları ve hareketleri buraya odaklanıyorsunuz. Kişiye ve zamana bağlı olarak anlatmada kullanılan sözcüklere fiil diyoruz. Hatırlayacaksınız, bizler fiilleri çekimleyebiliyorduk. Fiiller kişi ve zaman eklerini alabiliyorlardı. Burası çok önemli. Bir sözcüğün fiil olabilmesi için mastar eklerini yani mak mek eklerini alabilmesi gerekir. Örneklere baktınız. Gel, kalk, çöz ve sev. Bakın hepsinin ardından mastar eki getirebiliyoruz. Yani gelmek diyebiliyoruz. Kalkmak çözmek veya sevmek diyebiliyoruz. İşte bu tip sözcükler ne oluyormuş? Fiil oluyormuş. Gençler işte fiilimsileri fiillere benzeyen fakat fiil olmayan sözcükler şeklinde düşünebiliriz. Bakın tüm fiilimsiler fiillerden türetilir ve fiilimsiler olumsuzluk eki alabilirler. Bir sözcük verildi. Acaba fiilimsimi değil mi? Buna bakıyorsun. Ne yapacaksın? Öncelikle şunu soracaksın. Bu sözcüğün kökü fiil mi? Yani fiillerden mi türetilmiş? Ayrıca şunu da kontrol edebilirsin. Olumsuzluk eki alabiliyor mu? Yani ben bu sözcüğü olumsuz şekilde kullanabiliyor muyum? Bunlara baktıktan sonra kafanız rahat olacak. Yine aklımızdan çıkarmayalım. Fiilimsiler kişi ve zaman eklerini almazlar. Bu özellikleriyle fiillerden net bir şekilde ayrılmış olurlar. Hemen bir örneğimiz var ona bakalım. Burada arkadaşlar fiilimsi hangisi beraberce tespit etmiş olalım. Markete uğrayıp kahve alacağım. Şimdi ilk hedefimizin şu olması lazım. Bu cümlenin fiili hangisi? Fiili bulduktan sonra onu görmezden geleceğiz ve şu soruyu soracağız. Acaba fiil dışında kökü fiil olan başka sözcük var mı? Oradan da fiilimsi'lere geçmiş olacağız. Arkadaşlar cümlemizin fiili alacağım sözcüğüdür. Bakın kökümüz almak acak ecek eki almış. Yani zaman eki, gelecek zaman ekini alıyor. Çekimlenmiş. Aynı zamanda en sonda kişi ekini görüyorsunuz ben alacağım birinci tekil kişi eki. Dolayısıyla net bir şekilde bunun cümlenin fiili olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu görmezden geliyorsunuz ve şu soruyu soruyorsunuz. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Mesela market olabilir mi? Olmaz. Kökü fiil değil. Bu bir isim. Kahve yine arkadaşlar bir isim olduğunu görüyorsunuz. Fakat uğrayıp sözcüğüne baktığımızda kökümüz ne burada? Bakın uğramak. Makmek yani mastar ekini aldığını fark ettiniz. Dolayısıyla fiil dışında bakın kökü yine fiil olan fiilden türetilen bir sözcük var. Olumsuzluk eki alabiliyor mu? Uğramayıp diyebiliyorum değil mi? Çok güzel. Olumsuzluk ekini de alabiliyor. Ben bunu çekimleyemiyorum. Kişi ve zaman eki almıyor zaten. Harika. Dolayısıyla uğrayıp sözcüğü ne oluyor burada? Fiilimsi oluyor arkadaşlar. Bu mantıkla fiilimsileri tıkır tıkır bulacağız. Fiilimsileri 3 başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Hemen isim fiille başlayalım. Arkadaşlar isim fiilin eklerini mayışmak şeklinde kodlayabiliyoruz. Yani mame, ış, iş, uş, üş, mak, meç eklerini gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? İsim fiil gelecek. Hemen örnekleri teker teker inceleyelim. Bu olayı süper bir şekilde kavrayın. Resim çizmek beni dinlendirir. Öncelikle ne yapacağız? Cümlemizin yüklemini bulacağız dinlendirir cümlemizin yüklemi. Net bir şekilde çekimlendiğini görüyorsunuz. Geniş zamanda çekimlenmiş. Diyorum ki bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Resim kökümüz fiil değil. Makmek almıyor. Beni kökümüz fiil değil. Bunları geç. Fakat çizmek sözcüğüne baktığımızda kökümüzün fiil olduğunu görüyoruz. Bakın çizmek diyebiliyoruz. Aldı ek, meç eki nedir bu? Makmek isim fiileklerinden biridir. O zaman şunu söyleyeceğiz çizmek isim fiildir. Diğer bir tabirle bir fiilimsidir diyebiliyoruz. Yine şunu da kontrol edebilirsiniz. Ne demiştik? Fiilimsler olumsuzluk eki alabiliyordu. Yani çizmemek diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman buradan da kontrolü sağlayabilirsiniz. Hemen ikinci örneğe baktık. Şiiri okuyuşu ile dikkatleri üzerine çekti. Çekti yüklem. Geçmiş zamanda çekimlendiğini net bir şekilde gördünüz. Bunu görmezden gelin. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Evet var. Bakın okumak diyebiliyorum. Mastar eki alabiliyor. Peki aldı eke bakalım. Uş eki. Iş iş uş üş. Nedir bu? İsim fiil eklerinden biridir. O zaman okuyuş sözcüğü ne olacaktır? Bir fiilimsi olacaktır. Türü de isim fiil olacaktır. Aynı mantıkla ormanda kamp yapmaya gideceğiz. Öncelikle cümlemizin yüklemini bulacağız. Hangisi yüklem? Gideceğiz. Net bir şekilde görüyorsunuz. Gelecek zaman ekini almış. Ecek eki. Zaten filmler böyle çekimlenmez. Diyorum ki bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Evet var. Mesela orman olmaz. Ormanmak diyemiyoruz. Kamp sözcüğü de zaten isim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar filmsi olamaz. Bunları geçtiniz. Geriye yapmaya sözcüğü kaldı. Köküne baktınız. Yap. Yapmak diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. O zaman bu fiilden türetilmiş bir sözcük. Aldı eke bakıyorsun. Ma -me ki nedir bu? isim fiil biridir. O zaman bu sözcük isim fiildir diyebilirsiniz. Altın bu haftada yükselişini sürdürdü. Sürdürdü yüklem bunu geç. Bunun dışında altın bu hafta veya arkadaşlar yine bağlaç olan da. Bunların hiçbiri fiilden türetilmiş bir sözcük değil. Bunları unut. Bunun dışında geriye ne kaldı? Yükselişini sözcüğü kaldı. Köküne baktık. Yükselmek. Bakın kökümüz fiil. Aldı iki bakıyorsun ış iş, iş uş üş. Nedir bu? Filmslerden birineki. ki. Hangi film so? Isim fiil. O zaman yükseliş sözcüğü ne olacaktır? Isim fiil olacaktır. Bir an önce eve ulaşmak istiyormuş. İstiyormuş yüklem bunu unut. Bunun dışında bir an önce eve. Hiçbirinin kökü fiil değil. Bunları atla. Ulaşmak sözcüğüne gel. Ulaşmak kökümüz fiil. Aldı ek, mak eki yani isim fiil eki. O zaman ulaşmak sözcüğü fiilimsidir. Hangi tür filmisi isim fil diyeceğiz. Son örneğe baktım. Yerleri silmeyi unutmayın. Silmeyi derken yine aynı mantıkla kökümüz silmek. Bakın mastar eki aldı. M eki isim fiil eklerinden biriydi. Mame eki yine aynı şekilde isim fiil diyebilirsiniz. Veya dersiniz ki acaba olumsuzluk eki alabiliyor mu? Silmemeyi diyebiliyorum. Güzel. Buradan da yine kontrolü sağlayabiliriz. İşte arkadaşlar bunlar isim fiiller. Neymişekleri mayışmak şeklinde kodlayacağımız eklermiş. Mame ış iş uş üş aynı şekilde mek diyeceğiz. Olayı bitireceğiz. Evet şimdi çok çok önemli bir notumuz var. Bu kısmı odaklanıyorsunuz. Sevgili öğrenciler isim fiil eki olan ma ile olumsuzluk eki olan ma'yı asla birbirine karıştırmayın. Hemen örnekler üzerinde net bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Artık çalışma vakti geldi. Acaba çalışma sözcüğü fiilimsi mi değil mi? Buna bakacağız. Önce ne yapıyoruz? Yüklem buluyoruz. Geldi sözcüğü cümlemizin yüklemi. Bakın geçmiş zamanda çekimlenmiş. Zaten fiilimsiler böyle çekimlenmiyordu. Bunu geçtiniz. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Evet var. Çalışma sözcüğünün kökü fiil. Bakın çalışmak diyebiliyoruz. Aldı ek ma eki. Dolayısıyla ne olacaktır bu? isim fiil eklerinden biri olacaktır. Ve çalışma sözcüğü de isim fiil olacaktır. Yani fiilimsi. Demek ki buradaki ma neymiş? İsim fiil eki olan maymış. Alttaki örneğe bakalım. Acaba buradaki ma eki isim fiil eki mi? Bu saatten sonra daha fazla çalışma. Fiilimsiyi bulmadan önce yüklem buluyorsunuz. Aksi takdirde kafanız karışır. Değerli gençler bu cümlenin yüklemi çalışma sözcüğüdür. Bakın çalış dediğimizde ek almamış yani emir kipinde çekimlendiğini anlayabiliyorsunuz. Ardından gelen ma 2 de dolayısıyla olumsuzluk eki olan ma oluyor. Aman dikkat bu ikisini asla birbirine karıştırmayın. Üsttekinde yüklemi bulduk. Geriye kalan kökü fiil olan sözcük ne oldu? Fiilimsi oldu. Aldı eki olan ma da isim fiil eki oldu. Burada ise çalışma sözcüğü zaten bizim cümlemizin yüklemiydi. Dolayısıyla ma eki de olumsuzluk eki olan ma oldu. Geçiyorum yeni notuma. Bu da çok önemli odaklanmanızı istiyorum. Arkadaşlar bazı sözcükler zamanla kalıplaşırlar ve kalıcı isim haline gelirler. İşte bu tip sözcükler artık isim fiil olarak kabul edilmez. Aman dikkat! Örneklere bakalım. Dolma, danışma, ekmek, kazma. Şöyle uzaktan baktığımızda hocam bunun kökü zaten fiile benziyor. İşte dolmak. Aldı eke bakıyorum. Ma almış. Harika. O zaman bu isim fiildir diye hemen atlamayacağız. Şöyle bir bakacağız. Eğer dolma derken bir yemekten bahsediyorsa, ekmek derken yiyecekten bahsediyorsa, kazma derken bir araçtan bahsediyorsa yani kazma kürek gibi örnekler sıralıyorsa bu durumda arkadaşlar şunu diyeceğiz. Bunlar kalıplaşmışlar ve kalıcı isim haline gelmişler. Dolayısıyla artık bunlar fiilimsi değil diyeceğiz. isim fiil olarak kabul etmeyeceğiz. Hemen alttaki örnekle bu konuyu netleştirelim. İpi makaraya sarmaya devam etti. Arkadaşlar burada sarma sözcüğü bir kalıcı isim değil. Kalıplaşmış bir sözcük değil. Kökü sarmak, aldı eki, ma eki. Yani isim fiil eki. Dolayısıyla bu bir fiilimsi. Hangi tür fiilimsi? İsim fiil diyebiliriz. Fakat alttaki sarma bundan farklı. Bakın ne diyor? Tabaktaki sarmalar çok lezzetli görünüyor. Yani şunu söyleme. Hocam kökümüz sarmak, aldı eki, ma eki. Bu bir isim fiil deme. Çünkü artık bu kullanıla kullanıla kalıplaşmış ve sarma artık bir yiyeceğin adı. Yani kalıcı isim haline gelmiş. Dolayısıyla bu bir fiilimsi değildir. Nedir bu? Bu bir artık kalıcı isimdir değerli arkadaşlar. Lütfen bu farkı net bir şekilde kavrayalım. Evet isim fiil bitmiştir. Artık sıfat fiile geçebiliriz. Sıfat fiilin eklerini Anası mezar dikecekmiş şeklinde ilginç bir kodlamayla hatırlayabiliyoruz. Değerli arkadaşlar ayrıca bir sözcüğün sıfat fiil olup olmadığını sıfat tamlaması oluşturup oluşturmadığına bakarak da fark edebilirsiniz. Bunu da bazen örneklerde kullanabilirsiniz. Hemen alttaki örnekleri tek tek inceleyelim. Sınavını bitiren öğrenciler dışarı çıktı. Bakın şimdi. Bitiren sözcüğünün kökü bitmekten bitirmek yani fiil. Aldı ece bakıyorsun. -en eci an en eki neydi? Sıfat fiil eklerinden biriydi. O zaman diyorum ki kökümüz fiil, aldı ek sıfat fiil eki. Bu bir sıfat fiil. Bazen de ne yapabiliyorduk? Olumsuzluk eki alabiliyor mu? Buna bakıyorduk. Bitirmeyen diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Olumsuzluk eki alır demiştik fiilimsler. Bunu da kullanabilirsiniz. İkinci örneğe geçiyorum. Öpülesi elleri çalışmaktan çatlamıştı. Köküne baktınız öpmek yani kökü fiil. Güzel. Aldı eki e baktınız esi eki. Ası esi eki nedir bu? Sıfat fiil ekidir. O zaman ne diyeceğiz? Öpülesi sözcü bir filmsidir. Hangi tür filmsi derlerse sıfat fiil diyebilirsiniz. Yaşanılacak günler var. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi var sözcüğü. Artık bunu göz ardı ediyoruz. Geriye kalanlar arasında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Buna bakıyoruz. Evet var. Yaşanılacak sözcüğünün kökü fiil. Bakın yaşamak diyebiliyoruz. Aldı eke baktınız Acak ecek eki bu bir sıfat fiil eki o zaman bu bir fiilimsidir. Kendisi bir sıfat fiildir diyebilirsiniz. Dünden beri aramadık yer bırakmadı. Bakın bırakmadı nedir? Cümlenin yüklemidir. Bunu unut. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Var. Aramak diyebiliyorsun. Aldı eke bakıyorsun. Dık dik eki. Nedir bu? Sıfat fiil eklerinden biridir. Aradaki ma eki ise olumsuzluk ekidir biz şunu biliyoruz. filmler olumsuzluk eki alabilirler. Kafanızı karıştırmasın. Kırılmış tabakları topladı. Kırılmış tabaklar. Hangi tabaklar? Kırılmış tabaklar. Bakın burada bir sıfat tamlaması var. Bize el sallıyor. Buradan bir şüphe oluşacak değil mi? Ne diyeceğiz? Acaba kırılmış sözcü sıfat fiil olabilir mi diyeceğiz? Topladı sözcüğü cümlemizin yüklemi. Bakın geçmiş zamanda çekimlenmiş. Bunu unut. O zaman bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Buna bak. Kırılmış sözcüğüne odaklandığınızda kökümüz kırmak, kırmaktan kırılmak. Yani kökü fiil. Dolayısıyla kökü fiil olan bir sözcük var. ekmiş eki, mışmış eki nedir? Sıfat-fiil eklerinden biridir. Son örneğe baktık. Koşar adımlarla üst kata çıktı. Çıktı yüklem. Bu ne geç. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Var. Koşmak diyebiliyorsun. Aldı eke baktın ar eki nedir bu sıfat fileklerinden biridir. Veya dersin ki koşar adımlar. Nasıl adımlar koşar adımlar sıfat tamlaması oradan da jeton düşebilir. Bunun sıfat fiil olduğunu söyleyebilirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anası mezar dikecekmiş şeklinde bir kodlamayla bu ekleri hatırlayabiliyoruz. Kökünün fiil olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın olumsuzluk eki alabildiğini de, bu kontrolü de, de yine unutmayın. Bu ekler ne ekleriymiş? Sıfat fiil ekleriymiş. Şimdi sıfat fiil ile alakalı önemli bir uyarımız var. Bu kısma odaklanalım. Sıfat fiil ekleri ile kip ekleri karıştırılabiliyor. Burada birazcık uyanık olmanız lazım. Her zaman arkadaşlar önce yüklemi, sonra fiilimsiyi ararsanız kafanız rahat olur. Gelecek sene daha sıkı çalışacağım. Çalışacağım. Bağırıyor yüklem diye. Niye? Çünkü acak ecek gelecek zaman eki. Bakın burada kişi eki var. Yani net bir şekilde yüklem. Bunu salla. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Ona bak. Evet var. Gelmek diyebiliyorsun. Aldı ek artık acak ecek eki sana sıfat fiil olduğunu göstermiş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? Bir fiilimsidir. Aldı e bakarak da sıfat fiil olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki alttaki sözcüğe odaklanalım. Yine aynısı gelecek sözcüğü bize el sallıyor. Davete onlar da gelecek. Bakın buradaki gelecek bir fiilimsi değil. Net bir şekilde cümlemizin yüklemi. Buradaki acak ecek nedir? Gelecek zaman ekidir. Yani kip ekidir. Net bir şekilde iki ayrımı da yaptık. Ne yapıyoruz? Önce yüklemi ardından fiilimsiyi buluyoruz ki ikisini birbirine karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi gelecek zaman eki ile sıfat fiil eklerinden biri olan ecek eki aynı bu ikisini karıştırmayalım. Evet yine sıfat fiil ile alakalı önemli notlarla devam ediyoruz. Arkadaşlar bazı sözcüklerin zamanla kalıplaşarak kalıcı isim haline geldiğini konuşmuştuk. Aynı durum sıfat fiillerde de var. Bildiğiniz gibi bu tip sözcükleri fiilimsi olarak kabul etmiyoruz. Örneklere bakalım yiyecek, dolmuş, yazar, gelir. Bu tip örnekleri gördüğümüzde hemen sıfat fiil diye atlamayacağız, uyanık olacağız, hangi anlamda kullanıldığını iyi bir şekilde belirleyeceğiz. Şöyle bir yorum yapmayacaksınız. Hocam bunların kökü fiil, evet. Aldıkları eklerde sıfat fiil ekleri, e, ee, o zaman bu bir fiilimsi demeyeceksiniz. Neye bakacaksınız? Kullanıldığı anlama. Eğer bunlar kalıplaşarak kalıcı isim haline geldiyse buna sıfat fiil demeyeceksiniz. Bakın şimdi Dolmuş birazdan kalkacak. Arkadaşlar dolmuş sözcüğü burada bir aracın ismini temsil ediyor. Minibüse benzeyen bir araç değil mi? Dolayısıyla artık bu bir kalıcı isimdir. Yani bir aracın ismini temsil ettiği için bir aracı belirttiği için bu bir fiilimsi değildir. Kalıcı isimler fiilimsi olarak kabul edilmez. Sakın buna sıfat fiil demeyin. Fakat şöyle bir örnek çıkarsa buna sıfat fiil diyebilirsiniz. Dolmuş kovayı yerinden kaldıramadı. Kaldıramadı yüklem. Bu ne geç. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Var. Dolmuş sözcü. Dolmuş kova. Hangi kova? Dolmuş kova. Bakın bir sıfat tamlaması oluşturmuş değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradan yola çıkabilirsin. Aynı zamanda şunu söyleyebilirsin. Buradaki dolmuş bir aracın ismini temsil etmiyor. Kovayı niteliyor. Kökümüz dolmak. Aldı eki, muş eki, sıfat fiil eki, o zaman bu sıfat fiildir diyebilirsin. Yani buradaki dolmuş sözcü fiilimsi fakat birinci örnekteki fiilimsi değil nedir o kalıcı isimdir. Bu tip örnekleri gördüğümüzde uyanık olacağız bir kez daha düşüneceğiz. Gelsin diğer notumuz. Sevgili gençler sıfat fiilinin nitelediği isim bazen düşer. İşte bu durumda adlaşmış sıfat fiile dönüşür. Hiç problem yok fiilimsi olma özelliği devam eder. Hemen örnekler üzerinde bu notu açıklayalım. Çalışan insanlar bir gün mutlaka başarır. Başarır yüklem bunu es geçin. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Evet var. Çalışan sözcü. Bakın kökümüz çalışmak. Aldı an en eki. Nedir bu? Sıfat fiil eki. Demek ki çalışan sözcüğü neymiş? Sıfat fiilmiş. İşte arkadaşlar buradaki not şunu söylüyor. Sıfat fiilin nitelediği isim düştüğünde artık adlaşmış sıfat fiil olur diyor. Alttaki örneğe bakın. Çalışanlar bir gün mutlaka başarır. Bakın insanlar sözcüğünü niteliyordu. Bunu düşürdük. Artık bunu kullanmıyoruz. Çalışan insanlar yerine çalışanlar diyoruz. İşte bu durumda ne dönüşüyormuş? Adlaşmış sıfat fiile dönüşüyormuş. Hiçbir problem yok diyeceğiz. Hala fiilimsi olma özelliği devam eder diyeceğiz. Sadece sıfat fiilin nitelediği isim düştü. Adlaşmış sıfat fiile dönüştü. Bu kadar basit. Geçiyoruz zarf fiile. Arkadaşlar zarf fiilin ekleri oldukça fazla ve unutulabiliyor. Bunun için kodlamalar yapılmış. Bu kodlamalardan biri şu. Kenyalı Asiye ince ipi araklamadan oldukça. Kodlamalar dışında kullanabileceğiniz farklı bir yöntem daha var. Zarf fiil cümleye zaman ve durum anlamı katar. Dolayısıyla bir sözcüğün fiilimsi olduğunu bulduktan sonra şunu yapabilirsiniz. Yükleme ne zaman ve nasıl sorusunu sorarsınız. Eğer cevap bu sözcükse yine zarf fiil ...diyebilirsiniz. Hemen örneklere bakalım. Ofise gelince birlikte inceleriz. İnceleriz cümlemizin yüklemi. Bunu es geçtik. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Var. Gelince sözcüğü. Bakın kökümüz gel. Gelmek diyebiliyoruz. Aldı ek, ince eki nedir bu? Zar fiil eklerinden biri. O zaman net bir şekilde zar fiil diyebilirsin. Veya dersin ki... ...hocam kökümüz zaten fiil. Dolayısıyla bu bir fiilimsi. Tamam cümleye zaman anlamı katmış. Ne zaman inceleriz? Gelince. Buradan da yine zarf fiil olduğunu söyleyebilirsin. Bazen de zarf fiiller cümleye durum anlamı katar. Yani nasıl sorusuyla bunu bulabilirsiniz. Gülümseyerek elini sıktı. Nasıl sıktı? Gülümseyerek. Bakın arkadaşlar durum anlamı katmış. Veya dersin ki kökümüz gülümsemek yani fiil. Aldı ek, erek eki, erek arak nedir? Zarf fiil eklerinden biridir. O zaman bu da yine zarf fiil olacaktır. İyi çalışıp okulu kazandı. Kazandı yüklem. Bunu görmezden gel. Bunun dışında kökü fiil olan sözcük var mı? Var. Çalışıp sözcüğü. Bakın kökümüz çalışmak yani fiil. Durum anlamı katmış diyebilirsin. Veya alda eke bakarsın. Ip eki. Nedir bu? Ip ip zarf fiileklerinden biridir. Kendisi bir zarf fiildir. Ödevini bitirmeden oyun oynayamazsın. Oynayamazsın yüklem. Bunu es geçtik. Bunun dışında kökü fiil olan sözcük aradık var mı? Var. Bitmekten bitirmek kökümüz fiil. Aldı eke bakarsın. Madan, meden eki. nedir bu? Zarf fiil ekidir. Veya zaman anlamı katmış dersin. Yine zarf fiil diyebilirsin. Buraya yerleşeli çok uzun zaman oldu. Arkadaşlar yine aynı mantık. Yerleşmek nedir? Fiildir. Aldı ek, alı ele eki, zarf fiil ekidir. Demek ki zarf fiil olacaktır. İsterseniz bu ekleri kullanırsınız. İsterseniz de zaman ve durum anlamı kattığından da zarf fiil olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi zarf fiillerde çok karıştırılan bir nokta var. Hemen notumuz üzerinde bu noktayı açıklayalım. Değerli gençler bazı sözcükler zarf fiil almış gibi görünse de zarf fiil olmayabilir. Buradaki kritik hamlemiz şu olacak. Kökü fiil mi değil mi buna bakacağız olay bitecek. Türkü söylerken gözleri dolar. Dolar buradaki cümlenin yüklemi. Geniş zamanda çekimlenmiş bu ne geç. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Var. Söylerken sözcüğü. Bakın kökümüz söylemek. Master 2 alıyor. O zaman kökümüz fiil. Harika. Alda eki bakıyorsun. Ken 2. Nedir bu? Zar fiil biridir. O zaman bu bir fiilimsidir. Türü de zar fiildir diyebilirsin. Hiçbir problem yok. Hemen alttaki örneğe baktık. Sen çocukken çok yaramazlık yapardın. Cümlemizin yüklemi yapardın. Bunu es geçtik. Şimdi bundan sonra fiilimsi araştırırken ne yapıyoruz? Kökü fiil olan bir sözcük var mı yok mu? Buna bakıyoruz. Bu yöntemi kullanmazsanız yanlış yapma ihtimaliniz artar. Bakın burada çocukken sözcüğü var. Şunu asla yapmayın. Hocam ken ekini almış. Evet o zaman bu zar fiil demeyin. Çünkü bunun kökünün fiil olması gerekiyor. Köküne baktın çocuk. Bu fiil mi? Değil. Nedir bu? İsimdir. Peki size soruyorum. Kökü isim olan bir fiilimsi olur mu? Olmaz. Demek ki ken eki alması bunu fiilimsi yapmayacaktır. Kökü isim olduğu için Buna zar fiil diyemeyeceğiz. Nedir bu? Sadece zarftır arkadaşlar. Fakat zar fiil değildir. Şöyle uzun uzun yazıyorum. Çocukken sözcüğünün kökü isim olduğu için bu bir fiilimsi değildir diyorum. Aman dikkat edin. Evet konumuz bitmiştir. Artık örnek soru çözümüne geçebiliriz. Gelsin birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? Güzel bir soru odaklanıyorsunuz. A'ya baktık. Kurumuş susuzluktan tüm çiçekler. Eğer cümle devrikse biraz uyanık olmanızda fayda var. Öncelikle bu cümleyi düzenli hale getirelim. Susuzluktan tüm çiçekler kurumuş. Arkadaşlar filimsiyi arıyorsanız önce yüklemi bulacaksınız, ardından filimsiye bakacaksınız. Bu cümlenin yüklemi kurumuş. Bakın, muş geçmiş zaman ekini almış, dolayısıyla çekimlenmiş, net bir şekilde yüklem. Bu ne geç. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Susuzluktan, tüm, çiçekler. Bakın hiçbirinin kökü fiil değil. Dolayısıyla burada fiilimsi yoktur. A gitti. B'ye baktık. Dolmanın tadı herkesin damağında kaldı. Yüklem dışında kökü fiil olan bir tane sözcük var. Kafanızı o karıştırabilir. Hangisi? Dolma. Ne demiştik? Bazı sözcükler kalıplaşır ve kalıcı isim haline gelir. Eğer kalıcı isim haline geldiyse artık bu fiilimsi olma özelliğini kaybetmiştir. Bakın buradaki dolma kalıcı isimdir arkadaşlar. Çünkü bir yemeğin adıdır. Artık kalıcı isim olduğu için buna fiilimsi diyemezsiniz. Bunu unutmuyorsunuz. O günden sonra tamamen hedefine odaklandı. Odaklandı, yüklen. Bunu geçtiniz. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Yok. Bakın o uygun değil. Günmek diyemiyoruz. Gitti. Sonra kökü fiil değil. Gitti. Tamamen hedef. Bunların hiçbirinin kökü fiil değil. Dolayısıyla burada fiilimsi bulunmuyor. Peki cevap neden de? Birlikte unutulmaz bir gün geçirdik. Geçirdik yüklem. Bu nez geçtik? Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Var. Unutulmaz sözcü. Bakın kökü unutmak. Alde bakıyorsunuz arkadaşlar. Maz mez eki neydi bu? Sıfat fiil eklerinden biriydi. Dolayısıyla burada sıfat fiil vardır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir örnek daha çözelim. Konuyu iyi bir şekilde kavramış olun. Bir metnimiz var. Fiilimsileri ve türlerini tek tek belirleyeceğiz. Arkadaşlar, izleyeceğimiz yol neydi? Öncelikle cümlede yüklemi buluyorduk. Ardından kökü fiil olan bir sözcük var mı? Buna bakıyorduk. Yıllardır bu ilçede yaşıyorum. Yaşıyorum yüklem. Bunu es geçtim. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Yıllardır bu ilçede. Hiçbirinin kökü fiil değil. O zaman bu artık geride kaldı. Buraya bakmaya gerek yok. Sabahları erkenden köşedeki büfeden Gazete ve simit alarak sahile yürüyorum. Arkadaşlar yürüyorum. Buradaki yüklemimiz hemen es geçtik. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı ona bakacağız. Sabahları kökümüz fiil değil. Atla. Erken'den kök fiil değil. Köşedeki büfeden gazete ve simit. Hiçbirinin kökü fiil değil. Aynı şekilde sahil kökü fiil değil. Fakat alarak sözcüğünün kökü bakın fiil. Almak diyebiliyoruz. O zaman bunu cebe attık. Devam edelim. Gazete okumak benim için bir tutku tutku dur şeklinde düşünebilirsiniz. Bu bir yüklem. Es geçtik. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Gazete değil. Bakın okumak kökümüz fiil. O zaman bunu da cebe attık. Benim için bir. Hiçbirinin kökü fiil değil. Bunları da geçtik. Simitten kalan parçaları genellikle martılara atıyorum. Atıyorum yüklem. Görmezden gel. Simitten kök fiil değil. Atla. Kalan. Bakın kökümüz fiil. Kalmak diyebiliyoruz değil mi? parçaları kökümüz fiil değil. Geç bunu. Genellikle martılara hiçbirinin kökü fiil değil. Bunları da atladık. Artık bana alıştılar. Alıştılar yüklem. Görmezden geldik. Artık bana. Hiçbiri filmsi için uygun değil. Son cümleye geçiyorum. Daha banka yaklaşırken tören başlıyor. Başlıyor yüklem. Görmezden geldik. Daha uygun değil. Banka uygun değil. Tören uygun değil. Hiçbirinin kökü fiil değil. Fakat yaklaşırken sözcüğünün kökü fiil. Bakın yaklaşmak diyebiliyoruz. O zaman bunu da cebe attık. Cebe attığımız 4 tane sözcük var. Alarak, okumak, kalan ve yaklaşırken. Filmslerimiz bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? Türlerini tek tek belirliyoruz. Almak demiştik kökümüz. Aldı eke baktık. Arak, erek eki. Nedir bu? Zarf fiil eklerinden biridir. Demek ki arkadaşlar bunun için zarf fiil diyebiliriz. Okumak gayet basit. Mayışmak şeklinde kodlamıştık. Makmek eki neydi arkadaşlar? isim fiil eklerinden biriydi. Bu da isim fiil olacak. Kalan parçalar demiştik. Bakın burada bir sıfat tamlaması var. Buradan bulabilirsiniz. Hangi parçalar? Kalan parçalar. Veya dersiniz ki hocam kökümüz kalmak. Aldı ek an en eki. Zaten bu sıfat fiil eklerinden bir diyerek de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Yaklaşırken yaklaşmak kökümüz fiildi. Ken eki neydi? Zar fiil eklerinden biriydi. Köküne baktık. Fiil olduğunu gördük, netleştirdik. Aldeke bakarak da yine zar fiil olduğunu söyledik ve olayı bitirmiş olduk. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte filmster konusunu süper bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.